Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bizleri yaratan, yaşatan, yoktan var eden, emrimize sayısızca nimetleri amade kılan ve bizleri sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bu günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun aline ve ashabına salat ve selamlar olsun. Rabbim bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayru hasanatlarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Saygıdeğer Moda TV izleyicileri Ramazan ayı boyunca her perşembe akşamı sizlerle beraber olduğumuz Öz Diyanet Sen Ordu İl Başkanlığı'nın organize ettiği Geç Olmadan Huzura Dur programıyla yine karşınızdayız. Bizleri izleyen ve takip eden tüm kardeşlerimize selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunarak programımıza başlıyoruz. Programı beraber icra ettiğimiz sohbetiyle bizlere ışık tutan sayın Ahmet Efiloğlu hocam. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah iyilik, güzellik versin. Allah razı olsun. Ve bu akşamki diğer misafirimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahileriyle bizlerle beraber olacak olan çaybaşı Yeni Cuma Mahalle Camii İmam Hatibi Onur Zolan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hocam. İyisiniz Sağ olun. inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi İyiyiz. Çaybaşı benim eski görev yerim. Evet. Dört yıl kaldık. Ee, Çaybaşı bizim için bir ayrı yeri var. Evet evet hocam. Ee, Gerçekten güzel. Oradaki e, arkadaşlarla, cemaatimizle olsun e, hepsini saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Çaybaşı'na selamlıyoruz seviyorlar inşallah. aynı zamanda e, arıyorlardı hocam. <laughs> Allah razı olsun. Hepsini biz de e, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Evet, Ramazan-ı Şerif ayı hızla ilerliyor. 10. günü bugün geride bıraktık. Yani evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayının rahmet bölümünü geride bıraktık. Rabbimiz her 10 günde bir kendimizi yenilememizi, kendimize yeniden çeki düzen vermemizi istiyor. Yani yoğunluk ve gevşeme olmasın diye 10 günü rahmet, 10 günü mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş. İlk 10 günü üçte birini tamamladık. Allahu Teala bu ayın feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın Onur olan Hocam sizlerle buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم تنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين ثم بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأن لقد جاءكم رسول <سؤال> من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله Ağzına sağlık <laughs> hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli Moda TV izleyicileri, bu akşamki sohbet konumuz namaz ve zekat olacak. Konuyla ilgili sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir namazım, bir duam, bir de eski seccadem. Hepsi, hepsi bu kadar işte benim sermayem. Biz ayakları şişene kadar namaz kılan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Ölüden haber gelmiş, diri okur anlamaz. Sorsan herkes Müslüman, ne şükür var ne namaz. Sen ki beş vakit namaz kibriyle ferahtasın, günahın yok sanırken en büyük günahtasın. Hiçbir şey namazla bitmez. Her şey namazla başlar. Bu kasvet dünyasında kalmadı özlediğim namaz vaktinden başka anını gözlediğim. Necil Necip Fazıl kısa eee bu güzel sözleri paylaşarak. Evet Ahmet Hocam bu akşamki konumuz namaz ve zekat. Namaz ruhun temizlenmesini ifade ediyor. Zekat da malın temizlenmesini. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede namaz ile zekat birlikte zikrediliyor diyerek konuya başlayalım inşallah. Evet hocam, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı olarak Müslümanları, insanları dört sınıfa ayırıyor. Birinci olarak hiç namaz kılmayanlar, namazın farz olduğuna dahi inanmayanlar, bunlarla alakalı Müttessir Suresi 42. ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Mesele fi sakara, onlara cehennemde sakar derekesinde azap görenlere sorulacak. Oradaki görev, görevli melekler cehennemdeki vazifeli melekler soracaklar. Sizi sakar derekesi denilen bu cehennemin bu tabakasına götüren şey nedir? Şu şekilde cevap verecekler: Galulemne kömünel musallin, biz namaz kılanlardan değildik. Yönünü Allah'a çevirenlerden değildik. Velem nekü nut'imül miskin, miskini, fakiri, fukarayı, ihtiyaç sahibini de yedirmez, onlara sahip çıkmazdık. Ve künne nehuzu meal hayızin, boş işlere dalanlarla beraber dünyaya daldık gittik diye bu şekilde namaz kılmayan, fakir, fukara, miskin, ihtiyaç sahibi olanlara sahip çıkmayan, Yönünü Allah'a çevirmeyen insanlar cehennemin sakar denilen bu derekesine gidecekler. Birinci sınıf bu. Cenab-ı Hak bizleri, nesillerimizi, evlatlarımızı bu sınıftan muhafaza eylesin inşallah. Amin. İkinci sınıf olarak Rabbimiz Meryem suresinde 59. ayet-i kerimede öyle buyuruyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ Benim salih kullarım vardı. Namaz kılar, yönünü Allah'a çeviren iyi insanlar vardı. Onlardan sonra öyle bir nesil ortaya geldi ki namazı terk ettiler. Dünyalık şehvetlerine daldılar, tabi oldular. Bugün maalesef insanlık olarak Müslüman olduğunu söyleyen ama Müslümanca yaşamayan bazı sınıf insanlar gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorlar. Benim annem babam hacıydı. Benim annem babam namaz kılardı dedem hacca gitmiş gelmiş vesaire gibi ecdadının yapmış olduğu amellerle övünüp kendisi namazdan uzak duran, namaz kılmayan, camiye gitmeyen bir sınıf bu şekilde ecdadının namazıyla övünür bir hale geldi. İşte Cenab-ı Hak burada tabiri caizse bu sınıftan bahsediyor. Onların peşinden, benim salih kullarımın peşinden öyle bir kavim geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine tabi oldular. Fesevfe yelgavne gayya. Çok yakında bunlar cehennemin gayya denilen derekesine gidecekler. Tabi cehennemin tabakaları vardır. Cennetin dereceleri, cehennemin de tabakaları vardır. Gayya denilen cehennemin bu tabakası, cehennemdeki diğer azap gören insanların, ...kan ve irinlerinin toplandığı bir dere olduğu rivayet ediliyor. Böyle bir tehlikeli bir durumdur. Rabbim bizlere de muhafaza eylesin. Evet. Bu şekilde yaşayan, namazla niyazla alakası olmayan insan... E, ...ümidini kesmemeli. Çünkü ayet-i kerimenin devamında evet. Rabbimiz öyle buyuruyor. İlla men tebe. ancak tevbe eden, geçmişinden pişman duymuş... ...hatasını anlamış, yönünü istikametini Allah'a çevirmiş ve emene iman ediyor ve amile salihan salih amel işliyorlar. Yani yapmış olduğu ibadetlerinin hayrının hasenatının yanına salih amel koyuyor. Salih amelde bir üçüncü şahsa karşı tarafa da bir faydanın dokunması aslolandır. İşte eğer bu şekilde olurlarsa fe ulaike el cennete onlar da cennete girecekler ve la yuzlemune şeyen ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklar. Yani bu ayeti kerimeyi nazar alaraktan şöyle geçmişte namaz kılmamıştım, hiç alnım secdeye gitmemişti. Ya bundan sonra haşa Cenab-ı Hakk'ın yüzüne, huzuruna çıkacak yüzüm kalmadı gibi bir duygu ve düşünceye kapılmamak lazım. Cenab-ı Hak için her zaman tevbe kapısı açıktır. Yeter ki yönünü, istikametini Allah'a çevirip, geçmiş namazlarını, ibadetlerini kaza edip, üzerine gerekli olan vazifelerini yerine getirirse, bu şekilde de olursa, Cenab-ı Hak bu kişilerin de cennete gireceğini haber veriyor. İkinci sınıf da böyle. Bir üçüncü sınıf var ki aslında belki de bakacak olursak en tehlikeli olan sınıflardan birisidir. Cenab-ı Hak Nisa suresi 142. ayeti kerimede diyor ki buyuruyor ki İnnel münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve hâdi'uhum. Münafıklar haşa Cenab-ı Hak'la dalga geçtiklerini zannederler. Halbuki Cenab-ı Hak onların oyunlarını başlarına çevirecek. Ve izâ gâmû ile salâti gâmû küsâle. Onlara dendiği zaman hadi okay. namaz kılalım, <laughs> buyur camiye gidelim, ezan okundu bak dendiği zaman tembel tembel hareket ederler. Ve yuraünen nas insanlara da gösteriş yaparlar. Yani Allah'ın huzuruna çıkarken, bir cuma namazına giderken, vakit namazlarını camide eda etmeye çalışırken bunlar asıl içinden geldikleri için, istedikleri için değil de insanlar bizi camide görsün, mescitte görsün, namaz kılmıyor demesin diye böyle bir hale bürünürler. Velayet kurun Allah'a illa galila Bunlar Allah'ı çok az zikrederler. Bu münafıkların özelliğidir. Ve bunların da azabı ile alakalı Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. İnnel münafıkîne fit derkil esfeli minen nâri ve len tecide lehum Bunlar cehennemin en aşağı derekesinde olacaklar ve bunlara da hiçbir kimse de yardım etmeyecek. Rabbim münafıklardan muhafaza eylesin. İnsanlık için, Müslümanlar için en tehlikeli olan Bizim gibi görünüp Müslüman gibi yaşamaya çalışıp ama içinden nifak taşıyan bizden olmayan kişilerdir ki eğer böyle olan birileri bu şekilde hayatlarını kaybedecek olurlarsa son nefeslerini verecek olurlarsa yarın ahiretteki azapları ebedi, sonsuz ve çok çetin olacaktır. Hocam burada Rabbim cümlemizi bu üç sınıftan muhafaza <laughs> eylesin Aynen inşallah. inşallah. Münafık deyince münafıklığın tarifinde pirincin içindeki beyaz taş yani belli olmuyor münafık olduğu tarifi de böyle bir de onlara münafıklara zor gelen iki namaz yatsı namazı ve sabah namazı evet hocam ağır şüphesiz gelir. şüphesiz yani öyle namazını arada e, kılabilir ama sabah namazı yatsı namazını kılmak gerçekten televizyonun başına geçip ya da gece istirahate kendini kaptırıp zor olur bu ibadetleri yapmak Allah muhafaza eylesin Amin inşallah. Amin. inşallah şimdi İnşallah e, ümid ettiğimiz, bizim de içinde olduğumuzu, olduğumuzu düşündüğümüz bir dördüncü sınıf var ki, Rabbimiz öyle buyuruyor Enam suresinde. Kul de ki, inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim yaşamım, ibadetim, hayatım, her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah içindir de. Yani yapmış olduğumuz ibadetleri kim için yapıyoruz? Allah için yapıyoruz her şeyi Allah için yaptığının farkında ol buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Müminun suresinde müminlerin özelliklerini bahsederken özelliklerinden وَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını muhafaza ederler. Yani işlerine geldikleri zaman namaz kılıp bir zamanda kılmamazlık yapmazlar. Bir namazda kendini verdikten sonra günlük beş vakit namazlarını, cuma namazlarını, bayram namazlarını yerine getirirler. Onun haricinde de bir sonraki namaza kadar kendilerini günahtan alıkoyarlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımızda namaz kılarken tekbir alıp Allahu Ekber dediğimizde görevli melekler Ya Rabbi falanca kulun senin huzuruna çıkıyor. Onun da günahları var Ya Rabbi ne yapalım dediğinde melekler Cenab-ı Hak buyuruyor ki kulum huzuruma günahsız bir şekilde çıksın. İşte onun omuzundaki günahları görevli olan melekler kaldırıyorlar, Allah'ın huzuruna çıkıyor günahsız bir şekilde. Bu ibadeti yerine getiriyor. Namaz bittikten sonra melekler Cenab-ı Hakk'a tekrar sorarlar. Ya Rabbi, kulunun günahlarını geri iade edelim mi? Cenab-ı Hak, "Hayır, benim lütfuma affetmek yakışır. Ben kulumun günahlarını affettim." buyurur. Vakit namazları arada işlenen küçük günahların kefaretidir. Cuma namazları da büyük günahlara kefarettir inşallah. Bu duygu ve düşünceyle namaz kılan için Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ülaike hümül varisün. İşte benim firdevs cennetime onlar varisdirler. Ellezine <laughs> yerisün el firdevse hüm halidün. Ve orada da sonsuza dek ebediyen kalacaklardır. Namazla alakalı dört sınıf bu şekilde. Bir diğer unutmamamız gereken bir ayeti kerime daha var ki her müminin tabiri caizse kulağına küpe yapması gereken mümkünse iş yerimizde evimizde bir levha yapıp sürekli gözümüzün önünde bulundurmamız gereken bir ayeti kerime var. Rabbimiz Nur Suresi 37. ayet-i de öyle buyuruyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bay'un an zikrillah. Öyle kişiler vardır ki Onları günlük meşgaleleri, işleri, vazifeleri Allah'ı zikirden ve igam-ı salati ve itaiz zekah namaz vermekten, namaz kılmaktan, zekatlarını vermekten, yerine getirmekten engelleyemez. Çok muazzam bir ayet-i kerimedir tabiri caizse. Yani bir mümin benim işim ağır diyemez. Ben zor bir işte çalışıyorum, rahatsızlığım var, meşgalem var veya vakit bulamıyorum deme lüksüne yetkisine sahip değildir. Öyle kişidir ki mümin Allah'ın huzuruna çıkacak vakti bulur. Benim her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyebilmelidir. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz bizlere şu şekilde bir müjde veriyor. Kıyamet gününde diyor bir kavim meydana gelir, mahşer meydanına çıkar, yüzleri yıldızlar gibi parlıyor Görevli melekler merak eder, sorarlar. Sizler dünyadayken nasıl bir iş yaptınız, nasıl bir amel yaptınız da yüzünüz bu şekilde yıldızlar gibi parlıyor, diğer insanlardan sizi ayırt ediyoruz dediklerinde. Onlar derler ki, biz ezanı Muhammediye okunduğu zaman hemen abdest alırdık. Ezan okunurken abdest almaya koşardık derler. Yine kıyamet gününde yüzleri ay gibi parlayan bir takım sınıf insanlar vardır. Bunlara da melekler sorar. Siz ne yaptınız? İşiniz neydi? Vazifeniz neydi? Dünyadayken nasıl bir amelle meşgul oldunuz da Cenab-ı Hak size böyle bir mükafat verdi diye sorduklarında onlar da derler ki biz ezandan evvel abdestimizi alırdık. Yine yüzü güneş gibi parlayan bir sınıf ortaya çıkar. Onlara da melekler sorduğunda onlar da derler ki biz ezanı Muhammediyeyi caminin içerisinde dinlerdik derler. Yarın ahirette iman eden, kalbinde hardal tanesi kadar dahi iman bulunan ibadetindeki kusurları eksiklerin hesabını verdikten sonra her mümin cennete girecektir şüphesiz. Ama cennete giren herkes pişman olacaktır. Bu dünyadayken çok çalışan da pişman olacak, az çalışan da pişman olacak. Bununla alakalı Musa aleyhisselamdan bir rivayet vardır. Musa aleyhisselam İsrail oğulları ile beraber bir gece yolculuğuna çıkar. Yani buradaki kıssadan, yani böyle bir kıssa gerçekleşmiş midir, olmuş mudurdan ziyade almamız gereken mesaja adapte olmamız lazım. Gece yolculuğu yaparken karanlık, zifiri karanlık bir yerden geçerler. Der ki Musa Aleyhisselam, şu an ayağınızı acıtan şu yerde basmış olduğunuz bu taşlar var ya, bundan herkes heybesine alsın. Alan da pişman olacak, almayan da pişman olacak. Bir kısmı der ki, ya zaten pişman olacağız derler, hiçbir şey almazlar. Bir kısmı da der ki, ya Musa aleyhisselam böyle dediyse, peygamber böyle dediyse vardır bir hikmeti. Bir miktar alalım derler. Bir kısmı da yüklenebildiği kadar yüklenir. Bunun da bir hikmeti vardır derler. Sabahleyin olur bir bakarlar ki herkes pişman olmuş. Aldıkları şeyin altın madeni olduğunun farkına varırlar. Çok alan pişman olur, neden daha çok almadım diye. En az alan zaten pişmandır, neden daha çok almadım diye. Yarın ahirette de hepimiz pişmanlık yaşayacağız. Keşke günümüzü daha iyi değerlendirebilseydik diyeceğiz. Rabbim en az pişman olan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Cümle azadan günahlar dökülür. Namaz için abdest aldığın zaman iki melek gelir yanında durur. Sabah namazını kıldığın zaman. Gökten yere iner bütün melekler. Meleklere müştak olur felekler. Kabul olur onda bütün dilekler. öyle namazını kıldığın zaman. Arşın altında Muhammed alemi. Acep biz de ona ümmet ola mı? Hak Teala kendi alır selamı. ikindi namazını kıldığın zaman. Cennet olur müminlerin durağı. Kadir Mevlam yakın eder ırağı. Eğerlenmiş getirirler burağı akşam namazını kıldığın zaman. Derviş dedem bir gün yüzün örtülür. Allah mizan kurmuş, günah tartılır. Tekmil azan azaplardan kurtulur. Yatsı namazını kıldığın zaman. Allahu Teala kıldığımız tüm namazlarımızı da kabul ve makbul eylesin inşallah. Amin. Evet Onur Hocam bir ilahi dinleyelim senden. Şu benim divane gönlüm Şu benim divane Uba düştü <laughs> mahcumanın şulesinden mahcumanın şulesinden çalkala. Bizi kabdan kaba koyan Kimi atla sriba mesajlara biraz bakalım. Ramiz Bayburt, Ahmet Hocamız 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin incisi İstanbul'dan selamlar diyor hocam. Aleyküm selam. Evet, Cemalettin Duru, maşallah Murat Hocam hayırlı yayınlar diliyor. Ee, teşekkür ediyoruz Cemalettin Hocam Kabataş'ta. Ee, Ferhat Alan, Murat Hocam ağzına yüreğine sağlık, hayırlı Ramazanlar. Mahmut Yıldırım, Ahmet Hocam Cevizdere'den selamlar. İbrahim Çubuk, hayırlı yayınlar. Onur Hoca'ya, Ahmet Hoca'ya ve siz değerli Murat Hoca'ya selamlar. Moda TV'ye teşekkürler diliyor. Biz Ahmet de teşekkür, ediyor. teşekkür ediyoruz kendisine. Ayşe Karakuş, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Ahmet Hocam selamlar Fatsa'dan. Programımız bu akşam ayrı bir güzel. Cani Gönül'den dinliyoruz. Murat Hocam, Onur Hocam ve Ahmet Hocam'a teşekkür ederiz. Ömer Çatık, Özdiyanet Sen Genel Başkanı. Ankara'dan sevgiler, selamlar. Biz de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm. Süleyman Köksal, çarşambadan selamlar değerli Ahmet Hocam diyor. Leyla Bayar, hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar İstanbul'dan teşekkür ediyoruz. Kevser Özü Doğru, 19 Mayıs'tan selam ve dua ile Ahmet Hocam diyor. İsmail Bayar, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar siz değerli hocalarıma diyor. Teşekkür ediyoruz biz de kendisine. Semra Medar, çarşambadan selamlar. Fatih Bulut hayırlı yayınlar hayırlı akşamlar sayın hocalarım diyor. Murat Özdemir hayırlı yayınlar hayırlı akşamlar hocalarım ağızlarınıza sağlık diyor. Teşekkür ediyoruz. Bülent Bayar hayırlı yayınlar selamlar hayırlı cumalar demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Yusuf Zülal Duru selamun aleyküm hayırlı geceler hayırlı yayınlar. Ahmet Düşün hayırlı yayınlar cuma gecemiz mübarek olsun inşallah diyor. Teşekkür ediyoruz. Kevser Özü doğru. Allah razı olsun Ahmet hocam. Rabbim ilminizi ziyade eylesin diyor. Teşekkür ediyoruz. Rukiye Bilgin 19 Mayıs Üniversitesi'nden selamlarla ağzına yüreğine sağlık kıymetli Ahmet hocam diyor. Teşekkür ediyoruz. Yine 19 Mayıs Üniversitesi'nden selamlar Ahmet hocama. Hayırlı Ramazanlar, Çarşamba'dan selamlar Semra Medar. Samet Tıngır, hayırlı akşamlar hocalarım. Samsun Alaçam'dan selamlar. Ahmet Hocam geleceğin müftüsü olacak inşallah demiş. İnşallah diyelim biz de kendisine. Evet Yılmaz Töre hayırlı feyizli Ramazanlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Efiloğlu Murat Hocam programınız hayırlı olsun. Ahmet Efiloğlu Hocama ve Onur Hocama ve diğer hocalarıma başarılar diliyorum. Termeden selamlar diyor. Mücahit Çalışkan Cuma geceniz mübarek olsun. Programınız hayırlara vesile olsun diyor. Kendilerine biz de teşekkür ediyoruz. Evet Ahmet Hocam Namaz cennetin anahtarıdır. Kişi oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. Yani cennetin kapısına kadar ulaşmış, cennetin anahtarını dünyada bırakmış. Ne kadar acı bir durum değil mi? İmam Efendi'ye tembih etsin, anahtarı koysun Cemil Hocam. <laughs> evet hocam, sohbetimize devam edelim inşallah. Buyurun. Evet hocam, inşallah zekatla alakalı Cenab-ı Hak Tevbe suresinde öyle buyuruyor. <laughs> Ve lezine ol kimseler ki yeknizune zehebe vel fizzate ve la yunfigunehe fî sebilillah. Altını, gümüşü, parayı biriktirirler, toplarlar. Ve la yunfigune fî sebilillah. Bunu Allah yolunda infak etmezler. Bu şekilde olanları febeşşirhüm bi bin elim elim dolu bir azap ile onlara müjde ver, haber ver. Yevme o gün kıyamet gününde yani zekatını, malını, mülkünün zekatını, sadakasını, fitresini vermemiş. Sadece dünyada birikim yapmış. Böyle olan insanların kıyamet günündeki düşar olacağı azapla alakalı Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Yevme yuhme aleyha fi cehenneme fetuk ve biha cibahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ فَذُوغُ مَا كُنْتُمْ teknizün. Kıyamet günü o dünyadayken biriktirmiş olduğu zekatını, sadakasını, fitresini vermediği o malı cehennem üzerinde kızdırılır. Evvela o kişinin ön tarafına, sonra yan tarafına, en son sırtına vurularaktan, dağlanaraktan o kişiye bu şekilde azap olunur. Bu ayeti kerimenin tefsirine baktığımızda neden bu şekilde bu insanlar azaba düçar oluyor diye müfessirlerimiz şu şekilde cevap vermişler. Zekat memuru ya da bir fakir, fukara, ihtiyaç sahibi kendisinden bir sadaka istediğinde, zekat istediğinde vermekten kaçınır, evvela alnını buruşturur. Yani yüz ifadesiyle ona vermeyeceğini ifade eder o memur ya da fakir olan kişi ısrar edince bu sefer yan tarafına döner. Tekrar ısrar devam edince sırtını döner. Artık git kibar bir şekilde kovmanın hesabını yaptığı için Cenab-ı Hak ona bu şekilde azap ediyor. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bizlere şu şekilde uyarıyor. Hassinu ekün biz zekati. Zekatınızı vererekten malınızı muhafaza altına alın, malınızı koruyun. Yani tabiri caizse biz malımızın zekatını verdiğimizde malımızın sigortasını yapmış oluyoruz. Ben ilk imam olduğumda bu ayeti kerimeyi, bu hadisi şerifi camide anlattım. Namazdan sonra cemaatin biri geldi yanıma, dedi ki hocam ben de hiç ömrümde ...öşür vermedim. Fındığımın öşrünü... ...zekatını vermedim. Malıma da hiçbir şey olmadı. <laughs> Köyde dedi herkesin fındığı yanar... ...kimi çalınır... ...kimi zarar eder. Ama benim... ...dedi bugüne kadar hiçbir şeyim olmadı. Hiçbir kaybım olmadı. Bunu nasıl... ...izah edeceksin? Dedi. Tabi acemilik de var. Bir şey de... ...söyleyemedim. Bir şeyler söyledik ama... E, ...tatmin olmadı. Gel zaman git zaman... ...tam aradan 4 yıl geçtikten sonra... ...bu kişi... Malını tüccarda biriktiriyor, fındığını tüccarda biriktiriyor. En sonunda tüccar topluyor topluyor ve ortalıktan kaybolup gitti. Battı yani. Tabii aklıma geldi dedim bu kişiye ne dersin şimdi adamın canı yanmış. Sen böyle böyle anlatmıştın aramızda böyle bir muhabbet geçti deme şansına da sahip değilim ama... Yani anlamamız gereken şu. Bugün için belki bir kaybımızın olmadığını düşünebiliriz. Malımızın kırkta birini, fındığımızın onda veya 20'de birini verdiğimizde bir zarar ettiğimizi, bir kayba uğradığımızı düşünebiliriz. Ama halbuki aslında malımızı koruma altına alıyoruz. Zekatın lügat manasına baktığımızda e, üreme, artma gibi bağ budamaya benzetmiş alimler. Yani bugün fındık ışkını alırken birisi çıkıp da ya bu dala ben kıyamam buna da kıyamam deyip bütün dalları bırakacak olsa bir sonraki sene ürünü eksilir azalır. Mecburen onun bir kısmını biraz yaşlı olanlarını kesmek zorundasın, ayaklamak zorundasın ki seneye daha güzel olsun diye. Yani zekat verdiğimizde de bir an bir eksilme olmuş gibi olabilir ama halbuki kesinlikle olmaz eksilme bereketi artar malımızın. Fakirin, fukaranın hakkını onlara teslim etmiş oluruz. Malımızı haramdan arındırmış oluruz. Malımızı haramdan arındırmış oluruz deyince bazı insanların aklına gelir. Ya ben alın terimle kazanıyorum bunu. Benim malımda ne haram olacak diye düşünebilir. İşte vermediğimiz fakirin hakkı olduğu için malımızda kendi alın terimizle dahi kazanmış olsak bir haram karışmış oluyor. Peygamber Efendimiz'e bize buyuruyor ki, yani malınızın zekatını vererekten koruma altına alın. Ve de bu emrazakum bis sadakati. Sadaka vererekten de hastalıklarınıza şifalar arayın. Ve vestakbilu emve celbelai bit duai ve tazarrui. Dua ve tazarru ile Allah'a yalvararaktan da üzerinize gelen bela ve musibet dalgalarını karşılayın buyuruyor. Tabiri caizse müminlerin üzerine hırçın bir Karadeniz'in dalgaları gibi bela ve musibet gelir. Dalga dalga gelir. Bu durum karşısında bir mümine düşen görev Allah'a dua etmek, niyazda bulunmaktır. Malımızın zekatını vererekten koruma altına alıyoruz. Hastalandığımızda hastalığımıza şifa olsun diye sadakamızı veriyoruz, fitremizi veriyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'a dua ederek de üzerimize gelecek olan bela ve musibetlerin önüne de tabiri caizse bir set çekmiş oluyoruz inşallah. Tevbe suresinde 75. ayeti kerimede Cenab-ı Hak bir münafığın özelliğinden bahsediyor bize. Bazı tefsirlerde i̇bn Kesir tefsirinde bunu salebe olarak almış ama daha sonraki gelen bazı alimler bunun salebe olmadığını, başka birinin olduğunu rivayet ediyor. Biz ayeti kerimedeki almamız gereken mesaja bakalım inşallah. Ve minhum onlardan o münafıklardan bir kısmı şöyle diyorlar. Men ahedallah eleyin etena min fazlihi ne ve salihin. Diyor ki münafık Allah bana bir mal verirse, zenginlik verirse ben bunu fakir, fukara, ihtiyaç sahibi olan insanlar için tasadduk edeceğim. Yani benim hemen aklıma şey geliyor. Bugün maalesef Ümmeti Muhammed'in başında bela olan bu milli piyango gibi böyle şans oyunları geliyor. Şimdi soruyorlar orada sıra bekleyen, bilet almak için sırada bekleyen insanlara sana çıktığı zaman ne yapacaksın? İşte her biri diyor ki cami yaptıracak, yurt yaptıracak, hastaneler yaptıracak, yaptıracak da yaptıracak. Bugüne kadar çıkıp da yaptıran da yok. Çıktı mı ortadan kayboluyor. Şimdi yani Cenab-ı Hak bize bir mal verirse, insan bu şekilde düşünebilir, bu münafıklığın alametidir, çok dikkat etmek lazım. Yani olur da Cenab-ı Hak bana bir zenginlik verse, ben falanca zengin gibi olmam, fakir, fukara, ihtiyaç sahibi, ne kadar insan varsa onlara sahip çıkarım gibi düşünebilir. Ve Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, فَلَمَّ اَتَاهُمْ min fazlihi. Ne zaman ki biz ona fazlımızdan bir ikramda bulunuruz, دَخِلُوا <laughs> bihi Benim vermiş olduğum mal ile diyor Cenab-ı Hak, cimrilik yaptı ve tevelle ve hum ve o Allah'a yüz çevirdi. Allah'a asi oldu. Böyle olan kişiler Cenab-ı Hakk'ın tabiriyle münafıktır. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Peygamber <laughs> Efendimizin bir hadisi şerifi burada çok önemlidir. El bahilu la yedhulul cennete ve lev zahiden buyuruyor. Yani kalbinde cimrilik olan bir kişi zahit, takva sahibi birisi olsa dahi cennete giremez. Bu ne demek? Yani diyelim ki bir mümin düşünelim. Böyle namazıyla, niyazıyla, anne babaya hürmetiyle, edep, ahlak, haya ile dört dörtlük olmaya çalışıyor ama kalbinde bir cimrilik var. Zekat vermeye gelince eli oraya gitmiyor. Sadaka vermeye gelince eli oraya gitmiyor. Peygamber Efendimiz bu kişinin günahını sildirenene kadar cehennemde kalacağını daha sonra cennete gireceğini bu hadisi şerifte beyan etmiş oluyor. Peki zekatımızı verdik, sadakamızı verdik. Bunun karşılığında ahiretteki mükafatımız ne olacak? Rabbimiz Bakara suresi 277. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. İnnellezine ol kimseler ki emenü, iman edenler ve amilus salihat salih amel işleyenler ve aga salih namazını kılanlar ve etevuz zekate zekatını verenler lehum ecruhum inde rabbihim onların mükafatı Rableri katındadır ve la havfun aleyhim onlara bir korku da yoktur ve la hum yahzenün, onlar mahzun da olmayacaktır. Yani biz neden korkuyoruz? Kabire vardığımızda o kabrin karanlığından korkuyoruz. Mahşer meydanına çıktığımızda vereceğimiz hesaplardan işlemiş olduğumuz günahlarla karşılaştığımızda bunun hesabını nasıl vereceğiz diye böyle bir endişe taşıyoruz. Eğer şayet bir mümin namazını kılıp zekatını verip imanını kamil bir iman yaptıktan sonra yönünü Allah'a çevirdikten sonra Rabbimiz öyle buyuruyor. O kişinin korkmasına, endişe duymasına gerek yoktur. Rabbim bu son okumuş olduğum ayet-i kerimedeki müjdeye nail olan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Onur hocam bir ilahi daha dinleyelim senden inşallah. İnşallah. Geldi Aman. geçti ömrüm boşal. It's my day. to her hocam. Bilerek bir gönül yıkmışsan eğer, ön safta secdeye gitsen ne yazar? Mazlumun sırtına çıkmışsan eğer, Kabe'yi bin tavaf etsen ne yazar? Nefreti içinden atamadıysan, lokmayı helalden yutamadıysan, gıybetten dilini tutamadıysan, aç durup da oruç tutsan ne yazar? Söz verip sözünden geri cayarsan, kibir gösterişi sen hoş sayarsan, zekat verip onu ele yayarsan, fakire üç kuruş atsan ne yazar? Kalbinde imanı sağlayamasan, Müslüman ağlarken ağlayamasan, özünü Kur'an'a bağlayamasan, son nefeste zemzem yutsan ne yazar? Evet kıymetli Ahmet hocam. Nalıncı Baba kıssasını dinleyelim senden şöyle bir. Evet hocam, tarihte yaşamış bir değerimizdir Nalıncı Baba. Sultan Murat Han bir gün rüya görür. Endişeli bir şekilde rüyasından uyanır. Vezir-i Azam Ziyaşur Paşa'ya haber verir. Tebdili kıyafet edip hep beraber ikisi beraber un kapanına doğru ilerlerler. Padişah rüyanın etkisindedir. Yalnız rüyasının da detayını kimseye anlatmaz. Bir müddet ilerledikten sonra yol kenarında bir bakarlar ki insanlar toplanmış, bir topluluk oluşmuş. Giderler bir derviş kılığında. Orada birisi vefat etmiş, insanlar başında ileri geri konuşuyorlar. Padişah sorar, kimdir bu? Oradaki halk der ki, hocam bu iş sana göre değil. Ya bu Ayyaş Berdüş, sarhoşun önde gideniydi. Ölmüş, gelir birileri kaldırır. Bu hacı hoca işi değil, siz işinize bakın der. Ee, orada padişahı göndermek isterler. Tabi halk dağılmak üzere dağılır. Vezir-i Azam da ayrılmak ister oradan. Sultan der ki Sultan Murat biz gidemeyiz. Yani bu belki Ayyaş olabilir, Berdüş birisi olabilir ama neticede bu bizim bir tebamızdır. Bunun üzerine der ki biz bu vazifemizi yapacağız. Bu kişiyi kaldıracağız. Son vazifemizi ifa etmek zorundayız. Vezir-i Azam der hünkârım, sultanım yani saraydan göndeririz 3-5 görevli, hocayı da göndeririz, ilgilenirler, son vazifelerini yaparlar, biz yolumuza devam edelim dese de Sultan der ki ben rüyamın etkisinden kurtulamadım. Rüyamdaki hikmet henüz ortaya çıkmadı der. Karar verirler beraber o mevtayı yüklenirler. Fatih Camii'ne giderler. Fatih Camii'nde bizzat padişahla beraber Vezir-i Azam Ziyaşur Paşa güzel bir şekilde mevtayı yıkarlar, kefenli yaparlar teneşir tahtasına götürüp koyarlar. Artık namaz vakti bekleniyor, namazı kılınacak. O esnada vezir der ki, hünkârım biz bir yerde yanlış yaptık. Yani bu kişinin kimi kimsesi var mı sorup araştırmadan getirdik. Bunu bu şekilde olmaz. Yani bir araştıralım bakalım belki bir eşi vardır, geride bıraktığı yetimleri vardır. Padişah der ki tamam sen burada mevtanın başında bekle, ben gideyim onun kimdir, neyin nesidir, geride birilerini bırakmış mıdır, bir araştırayım der. <laughs> Padişah gelir, cesedi o mevtayı buldukları yere gelir, evini öğrenir, evinin adresini kapıyı çalınca yaşlıca bir kadıncağız çıkmıştır kapıdan. Der ki kadına, anneciğim böyle böyle bir durum oldu, biz büyük ihtimal senin beyindi herhalde. Vefat etti. Onu götürdüm. Kefenledik. Namazını kılmak üzere. Hazır bekliyoruz. Size de haberdar edelim diye düşündük der. Kadıncağız der ki, aa evladım ah. Yani biliyordum bir gün böyle sessiz bir şekilde ortadan kaybolacağını bu adamın der. Padişah merakla sorar, hayırdır anneciğim? Yani e, nasıldı beyin, beyinden bahseder misin, kimin, ne, neyin nesidir, halkın söylemiş olduğu bir takım şeyler var. İnsanlar onun hakkında diyorlar ki, o zaman e, padişaha demişler, devriş kılığında yaklaştığında, <laughs> oradaki toplanan kalabalığa sormuş, tanır mısınız bunu de, diye. E, 40 yıllık komşumuz, tanırız tabii. Yani ne kadar şarap şişeleri varsa toplar evine götürür. Nerede bir mimli kadın varsa onu alır evine götürür. Böyle bir adamdı. Onun için uzak dur bundan derler. <laughs> İçlerinden bir tanesi çıkıp oradaki cemaatten biri der ki Hocam der yani bu adam aslında böyle kötü birisiydi ama çok sağlam bir nalın yapardı. Ayakkabı bugünkü tabirle yapardı. İyi bir tüccardı, dürüst bir insandı. Ama maalesef Böyle bir hatası vardı, böyle bir günahı vardı. Hiç de bir kere de olsun camide de görmedik biz bu insanı. Bu şekilde tarif etmişler. Anneciğim böyle böyle halk bahsedince ben de götürdüm, yıkadık, hazırladık, en son size geldik deyince kadıncağız der ki: "Evladım bak, ben insanların bunu bu şekilde tanıdığını biliyordum. Akşama kadar çalışır, alın teriyle kazanır, işini iyi yapardı, işinin ehliydi. Akşam olunca bütün kazancıyla yolda gelirken esnaftan birisi o şarap satıyorsa, gayrimeşru bir şey satıyorsa onun satın alır, parasını ona verir. Bir müminin elinde şarap şişesi gördüğünde onu satın alır, getirir lavabodan aşağı dökerdi evde. Nerede bir mimli kadın var onu da alır, ben sizin ücretinizi ödedim der, eve getirirdi, onu bana teslim ederdi. Ben de onlara vaaz ve nasihat ederdim. Bu şekildeydi. Ama dedim ki bir gün ya bey camiye de gitmiyorsun. İnsanlar seni de kötü biliyorlar. Yani durumunu izah et, açıkla bu şekilde yaptığını. Dediysem de ikna edemedim. En son dedim ki cesedin ortada kalır. Cenazene dahi katılan olmaz senin. Dedim. Gitti evin arkasına kabirini kazdı. Bey sadece kabir kazmakla olmuyor bu iş. Yani bunun yıkanması var, namazı var, defni var vesaire. Şöyle durdu, gülümsedi, dedi ki: "Hanım, hanım, padişahın işine gelir, vazifesini yapar." dedi. Anne bu şekilde anlatınca padişah işte o zaman anlar bu kişinin sıradan bir kişi olmadığını, onun güzel bir şekilde son vazifelerinin yerine getirilmesini sağlar. O kazmış olduğu kabre, kendi kazdığı kabre onu defneder, yanına bir çeşme yapar ve bir türbe yaparaktan Nalıncı Baba'yı bu şekilde uğurlar. Tabi hikayenin kıssanın satır aralarını okumak herkesin kendine düşüyor. Benim okuduğum kadarıyla gördüğümüz bir şeyin aslında gördüğümüz gibi olmadığını, hakikati yansıtamamış olduğunun farkında olmalıyız. Etrafımızda belki nice Nalıncı Baba gibi insanlar vardır ama biz onların farkında değilizdir. Bu ramazan Şerif inşallah büyük ecdatlarımızın tabiriyle her gördüğünü hızır bil, her geceyi kadir bil duygusuyla çevremizdeki insanlara bu duygu ve düşünceyle yaklaşıp bu şekilde onlarla muhatap olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin inşallah hocam ağzına sağlık. Şöyle mesajları okuyalım programımızı bitireceğiz zaten. İbrahim Pazarbaşı selam olsun sizlere. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, Servet Köksal çarşambadan selamlar diyor. Nuri Haşlama Ünye Yusuf Bahri İmam Hatip'ten selamlar. Murat Hocam ve diğer hocalarımı tebrik ederim. Cuma geceniz mübarek olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz Töre Cuma geceniz mübarek olsun diyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kevser özü doğru zekat konusuna gerekli hassasiyet maalesef gösterilmiyor. Teşvik için neler yapılabilir hocam diyor. Ömer Emin Çelik hayırlı yayınlar Ahmet hocam Rabbim ilminizi artırsın inşallah. Selahattin Şeker izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Emine Sümertaş çarşambadan selamlar diyor. Hüseyin Semra Medar selamun aleyküm Ahmet hocam geceniz mübarek olsun inşallah hayırlı programlar diyor. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet Kıymetli Moda TV izleyicileri, Öz Diyanet Sen Ordu İl Başkanlığı'nın organize ettiği Geç Olmadan Huzura Dur programımızın bu hafta sonuna geldik. Bu akşamki programda bizlerle olan kıymetli Ahmet Efiloğlu hocama ve e, Çaybaşı ilçemizden misafirimiz olan Sayın Onuruz olan hocama çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Ağzınıza yüreğinize hocam. sağlık inşallah Sizlerimde. hocam. Efendim haftaya Perşembe akşamı tekrar buluşmak ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum Rabbim oruçlarımızı, namazlarımızı, tüm ibadetlerimizi kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı tüm hastalıklarımıza şifa olsun inşallah diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.